Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Pek kıymetli Melikşah Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kıymetli öğrencileri ve sevgili Arapça severler. Şenol Hoca ile Arapça karınca kararınca Arapça diyor ve sizlerle Arapça YouTube kanalımızda Arapça dersler yapıyoruz. Sıfırdan Arapça yeni başlayanlar için başlığı altında yaptığımız çalışmalarda özellikle yazı ve okuma çalışmaları yapacağız. Birkaç ders yaptık ve bu derslerimiz içerisinde Arapçaya dair genel hususları, incelikleri ve Arapçanın genel bir tanıtımını da yaparak sizlere Arap alfabesini tanıtmaya, Arap yazısının özellikle harflerin nasıl yazıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle kelime içerisinde harflerin bitişik yazılan bir yazı olduğu için harflerin birleşme esnasında nasıl birleştikleriyle ilgili hususları da sizlere birebir uygulamalı olarak göstermeye çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Bugünkü en sonki dersimizde sin şın harflerini yapmıştık beraber. Bugünkü dersimizde sad ve dat harflerimizi çizginin üzerinde bakın dikkat edin. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar dikkat etmenizi istediğim husus şöyle biraz daha yaklaştırayım sizin için. Evet, sad ve dat harflerimizin önce şu yuvarlak kısmını yapıyorduk bakınız. Şurada biraz daha herhalde biraz daha büyütebilirim veya yaklaştırabilirim sizin için. Evet. Evet sevgili arkadaşlar netleştikten sonra başlıyorum. Evet. Önce yuvarlak kısmını yaptık. Ama çok yuvarlak değil. Oval bir yuvarlak olması lazım. Bir diş yaptıktan sonra böyle devam ediyorsunuz arkadaşlar. Sad ve dat harfinin baştaki yazılışları böyle. Evet. Yani normalde şu kuyruk kısmı ne yapmış oldu? Gitti. Baştaki yazılışlarında. Bu ne demek? Başta şuradaki başka bir harfle birleştiğine işaret. Şurayı çok yuvarlak yapmayın. Yani daha böyle yumurta oval bir yuvarlak yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yine ortadaki yazılışlarında ise bakın noktalar aslında başka bir harfle birleştiğinin işareti geldi ve şu şekilde bir sat harfi yapmış olduk. Burada geldik biraz daha evet oval bu daha güzel noktasını sonra koyduk. Şu geldikten sonraki o dişi küçük bir diş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani yuvarlak yapıp da böyle düz gitmeyin. Evet geldin yuvarlak oval bir yuvarlak yapıp son hafif bir diş çıkarıp sonra devam ediyorsunuz. Bu da iki taraftan birleştiğine işaret. Sondaki yazılışları ise bakınız yine orijinal asıl yazılışlarına çok benziyor değil mi arkadaşlar? İşte bu önceki harfle birleştiğine işaret.
ve yine kuyruğunu aşağıdan kıvırdık. Bu da sat ve dat harfini yazışır bu. Peki size bir daha önceki derste söylemiştim. Altın kuralımız vardı. Neydi onlar? Elif, dal, zel, ra, ze ve vav harfleriydi. Bu elif, dal, zel, ra, vav harfleri altın kuralı gereği kendinden sonraki harfleri birleşmez. Bu sat ve dat harfleri eğer sonda yazılıştı. Burası neydi? Burada, bu arada unutmayalım arka sayfadan. Başta, ortada ve sondaki yazılışları değil mi arkadaşlar? Harflerimizin kelime içerisinde başta, ortada ve sondaki yazılışlarını görüyoruz. Sonda eğer şu 6 harften sonra gelirse hiç öncesinde birleşme olmadan en yalın haliyle sat ve dat harfimiz şu şekilde de bulunabilir. Bunu da söylemiş olalım. Geldik tı ve zı harflerine. Önce tı ve zı harflerinde de yine önce şu yuvarlak kısmını yapıyorduk. Şöyle düz devam edin. Sonra çizgisini tamamlayın. Bakın üstten geldik yukarıdan aşağıya. Bu nedir? Bir başka harfle birleşmiş hali. Yani baştaki yazılışı. Önce yuvarlak oval tarafını yaptık. Sonra noktasını koyduk. Yine bu da başka harfle birleşmiş anlamına geliyor. Şu çizgi bakınız. Önce geldi. Evet. Sonra devam ettik. Şuradan üstten yuvarlağını yaptık. Geldi. Evet. Sonra yuvarlağını yapıp en son noktasını koyduk. T ve Z'nin bakın ortadaki yazılışları da bu şekilde sevgili arkadaşlar. İki taraftan da birleşmiş bir harfin hali bu. Sondaki yazılışı yine önceki harfle birleşip sonra sondaki yazılışı da bakın orijinal haline benziyor daha çok. Bu hatta T, Z harfinin başta, ortadaki ve sondaki yazılışlarında ciddi değişiklik yok. Eğer o altın kural dediğimiz 6 harften sonra gelirlerse yalın vaziyette de bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Bir sonraki harflerimiz ayın ve gayın harfleri. Ayın ve gayın harflerinin şu kuyruk kısımları bakın gidecek arkadaşlar. Öncelikle ayının üst tarafını yaptınız. Hemen hafif eğerek düz bir sonraki harfle birleşmesini sağlıyorsunuz. Gayın harfinde de yine bakınız ne yaptık? Sonra birleşmesini sağladık diğer harflerle. Bu hemzeye benziyor ama hemze bu şekilde başka bir harfle birleşmez. Onu ayırt etmiş olalım. Yani hemze gibi hocam bu. Hayır hemze değil. Bu ayın gayın harfleri birleşebiliyorlar. Birleşme sorunu yok. Dolayısıyla birleşme esnasında bu şekilde oluyor. Ortadaki yazılışlarında ciddi bir değişiklik olacak. Bakın bunun yazımı şöyle. Geldiniz. Direkt yukarı karşıya çıktınız. Şöyle bir üçgenimsi bir kafa yaptınız. Şuranın yuvarlak değil biraz üçgen gibi olması lazım. Bir daha gayın harfinde gösteriyorum. Geldin. Evet. Şu şekilde noktasını koydum. Hocam içini karalamam gerekiyor mu? Hayır bak. Bir daha yapayım bunu. Biraz yuvarlak yaptığım için şu şekilde de görünebilir. Tamam. Doğrusu bu. Geldin. Yukarı bir yuvarlak olmaması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü yuvarlak F ile de bazen F'nin birleşmiş hali. F harfi de her iki taraftan birleşebilir noktalı ama özellikle gayınla şu F'ninki bazen karıştırılabilir. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. İçi bu şekilde yuvarlak, üçgenimsi bir kafa olması gerekiyor. Yani şuranın bir üçgen vaziyetini alması gerekiyor arkadaşlar. Sondaki yazılışları ise yine biraz üçgenimsi bir kafa yapıp şöyle yuvarlağımsı yapıp sonra da aşağıya ona bir orijinal halindeki o kuyruğu ona geri veriyoruz arkadaşlar. Bir daha yapıyorum. Geldik. Şu şekilde aşağı kuyruk yaptık. Gayın harfinde de geldik. Biraz üçgen gibi bir kafa yaptık. Noktasını koydunuz. Ne yaptık? Sonra da bakın noktasını koyduk. Eğer 6 harften sonra gelmişse 6 harf o elif dal z'den sonra gelmişse şu yalın haldeki yazılışlarını ne yapabiliriz arkadaşlar? Yapabiliriz. Böylelikle ayın gayını da tamamlamış olduk. Gelelim F ve kaf harflerine. F harfini ilk derslerimizde de yazımını göstermiştik. Şu çizgi üzerinde kalıyordu. Çizgi üzerinde F'nin şöyle yuvarlak yapıp şu şekildeydi. Baştaki yazılışında sadece sonunu ucunu kıvırmıyorsunuz. Bir sonraki harfle birleşiyor. Kaf harfinde ise biraz daha o da benziyor. Tek farkı iki noktalı ve şöyle biraz daha şu kısmının açık olması. Bu da yine bir sonraki harfle birleşmiş. Bu baştaki yazılışları. Ortadaki yazılışları bakın gayına ne kadar benziyor. Ama biraz daha yuvarlak arkadaşlar. Üçgenlik yok bunda. Geldi. Şöyle yuvarlak yapıp
devam ettiniz. Tek noktası var F. Bakın şu ikisini karıştırmamamız gerekiyor. Gayında biraz daha üçgen bir ucu olacak. İkisinin de içi boş olabilir. Ama bazen bazıları diyorlar hani ikisi arasındaki farkı göstermek için gayının içini böyle karalıyorlar. Doğru bir şey değil. Yani o şekilde de olabilir ama çok da doğru değil arkadaşlar. Gaf harfimizde de yine yuvarlağımsı bir şekil yapıyoruz ortaya böyle. Bakın geldiniz, yukarı çıkıp geri aşağıdan devam ettiniz. İşte sonra da noktalarını koydunuz. Bu da kaf harfi şeklinde olmuş oldu arkadaşlar. Sondaki yazılışlarına gelince yine yuvarlak yapıp F'nin kuyruğunu geri getirdik. Bakın orijinal hallerine sondaki yazılışlara benziyor diye söylemiştik. Yazdım, yuvarlak yaptım, aşağı biraz inip noktasını koydum. Eğer bunlar da yine o 6 harften sonra gelirse yalın haldeki yazılışları ne yapabilir? Karşımıza bu şekilde çıkabilir. Bir sonraki harf ve en önemli harflerden birisi kef harfi arkadaşlar. Orijinal klasik haliyle diğer halleri çok özellikle baştaki ve ortadaki yazılışları benzemiyor. Burada kef harfinin önce şurasını yapıyorsunuz. Bakın şuradan başladım. Şu çizgiyi üstten değil sağdan sola doğru ama önce burası bakın. Sonra burayı böyle yapıyorsunuz. Önce burası, sonra burası arkadaşlar. Kef harfi için böyle birleşmiş hali ve kef harfinin baştaki yazılışı bu şekilde. Sondaki yazılışı geldiniz. Bakın geldiniz. Sonra şöyle indiniz. Bak geldik. Bu tarafa gitmiyorsunuz. Bir daha yapıyorum. Geldim. Böyle. Şurada bir açıklık olacak. Onu biraz sonra göstereyim. Sonra burayı yaptınız. Bakın arkadaşlar. İsterseniz bunu silip bir daha bir yapmaya çalışayım. Şuradaki bir keskinliği de oradaki geçişi de bir size vermeye çalışayım. Kalemim biraz kalın yazdığı için evet orayı da biraz daha net vermiş olalım sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın kefin ortadaki yazılışı bu şekilde geldiniz. Şurada bakın şurayı istiyordum. Şuradaki bakın geldim şöyle yan gittim. Sonra geri gelirken tam aşağı inmeden şuradan şöyle kestirme sola döndüm. İşte sonra da burayı yapıyorsunuz. Kef harfinin ortadaki yazılışı bu arkadaşlar. Kef harfinin sondaki yazılışı ise orijinal yazılışına benziyor arkadaşlar. Bakın öncesiyle birleşti, böyle kaldı, sonunda kaldı. Eğer yine bu harfimiz bu 6 harften birisinden sonra gelirse yine yalın vaziyette bu şekilde bulunabilir. Lam harfi kolay. Lam harfi ile ilgili evet baştaki yazılışı devam ediyor. Bakın işte Elif'e benzemediğinin işareti güzel. İşte bu lam harfi bakın iki taraftan da birleşmiştir arkadaşlar. İki taraftan da birleşmiş. Çünkü sorunu yok birleşme sorunu. Dolayısıyla da lam harfinin ortadaki yazılışı bu şekilde. Sondaki yazılışında şuna dikkat edin. Lam'ın kuyruk kısmı biraz çizginin altına iniyordu ya. İşte o inen kısmı bakın çizgi üzerinde geldi. Sonra lam'ın aşağıya indi. Eğer yine alt harften sonra gelmesi gerekiyorsa da yalın vaziyette karşımıza çıkabilir. Mim harfine gelince hocam mim harfini normalde yalın haldeyken bak şuradan yapıp üstten geliyordum. Bu sefer baştaki yazılışında biraz farklılık var. Çünkü neden? Çünkü bu şekilde yazımı da söz konusu ama şöyle üstten başlayıp işte şöyle devam eden de var. Ama buradaki hatta normalde sevgili arkadaşlar şu yuvarlakımsı olduğu için burayı biraz içeriden başlamak daha doğru gibi. İçeriden başladınız bakın. Önce alttan. Ben öyle öğretiyorum öğrencilerime. Bir daha alttan başladım. Yuvarlak yaptım bakın. Şu hiza biraz ortalasın arkadaşlar. Yoksa başka türlü bir şeye benziyor. O yüzden karıştırılmasın. İçeriden başladınız alttan yuvarlağı yapıp sonra devam ettiniz. Mim harfinin baştaki yazılışı bu şekilde. Bakın ortadaki yazılışında ise sevgili arkadaşlar geldim. Yine bu sefer alttan gelip üstten devam edeceğim arkadaşlar. Alttan geldim ve devam ettim. Geldim alttan üste çıktım devam ettim. Bu şekilde veya şu şekilde tamamlamamızda fayda var. Bakın alttan gelip üstten bu şekilde devam etmiş olduk sevgili arkadaşlar. Yine sondaki yazılışında da mimin yine alttan gelip şöyle bir üstten de gidebilirsiniz. Veyahut şu şekilde olmayacak gelip üstten aşağıya doğru.
Yani iki defa orada dönüyor gibi olacaksınız. Geldiniz ve aşağıya indiniz arkadaşlar. Mim harfini de bu şekilde tamamlamış olduk. Nun harfine gelince nun harfinin baştaki yazılışı arkadaşlar biraz B harfinin yazılışına da hani altta noktası var ama şekil olarak benziyor arkadaşlar. Orayı biraz sileyim. Evet. Noktalar biraz küçük çıkmış. Evet. Çizgiler küçük çıktığı için arkadaşlar şimdi yapıyoruz. Evet. Nun harfinin şöyle geldi. Evet. Bu şekilde noktasını koydum. Bu ne demek? Şurası devam ediyor. Birleşme esnasında. Geldi. Böyle. Sonra noktası. Ortadaki yazılışında şöyle geldiniz. Bir diş yaptınız. Bakın. Sağdan geldim. Diş yaptım. Devam ettim. Noktası nerede? Çizginin üstünde. İşte bu da nun harfinin ortadaki yazılışı arkadaşlar. Ortadaki yazılışı. Sondaki yazılışı ise bakınız. Geldim. Nun harfinin yalın yazılışına çok benziyor. Düz geldim. Hafif hafif aşağı kuyruklu indirip çizginin altında noktasını koydum. Nun harfi de bu şekilde yazılmış olacak. Gelelim vav harfine. Vav harfinin önce içeriden yuvarlarını yapıp sonra vav harfinin özelliği neydi? O 6 harften birisi miydi? Elif, dal, zel, ra, ze 6 harften birisiydi. Dolayısıyla da vav harfinin baştaki yazılışı böyle. Ortadaki yazılışı böyle. Çünkü öncesiyle birleşebilir ama sonrasıyla birleşmez. Yine sondaki yazılışı da böyle. Eğer 6 harften sonrasıysa yine böyle yazılabilir. Yine üsttekiler de eğer o 6 harften sonra gelmişse yalın vaziyetteki yazılışlarıyla da yazabiliriz. Geldik son iki harfimize. Sevgili arkadaşlar bugünkü dersimizin H harfinin baştaki yazılışı böyle bakınız. H baştaki yazılışı. Ortadaki yazılışı önce aşağıya indiniz. Sonra şöyle bir ters çizgiyi bakın biraz bulmaca gibi. Evet geldik buraya kadar. Sonra aşağıya inip bir yuvarlak yapıp ters yönden geldiniz bu şekilde. Yani 8'e benzetiyorsunuz orta kısmı ama bazı arkadaşlar bunu hemen yuvarlak yuvarlak yapıp böyle bir garipçe yapıyorlar. Şekil bu. Kalemi kaldırmadan bakın bir daha yapıyorum. Geldim. Evet. Böyle tersten böyle devam edebilirim. Bu H'nin ortadaki yazılışı. Bazı Kur'an-ı Kerimlerde de göreceksiniz. Şu şekilde yazımı da var arkadaşlar. Geldin. Şöyle. Evet. Bu da ortadaki H'nin yazılımına başka bir örnektir. Bu da H harfidir arkadaşlar. H harfinin ortadaki yazılışına bir başka örnek de budur sevgili arkadaşlar. H harfimizin sondaki yazılışı ise bakınız bu şekilde bir harfimiz geldi. Şöyle sol tarafını kapattık. Bu önce sondaki yazılışı geldi. Sondaki yazılışı şöyle tamamlıyorsunuz. Bunun dışında eğer 6 harften sonra elif, dal, zel, ra ve vav'dan sonra gelirse o zaman bu halde değil yalın halde olması gerekecek. Şu yuvarlak bir H harfimiz var. Aynı zamanda Arapçada rakam olarak 5 rakam ama harflerin hizasında olduğu zaman eğer ki 6 harften sonra gelirse H harfinin bir diğer yazımı da şu şekildir arkadaşlar. H harfi sonda yazılışlarından birisi de budur. Bunları da H'yi de söyledikten sonra Y harfine geçiyoruz. Y harfinin orijinal hali buyken baştaki yazılışı biraz B'nin iki noktalısı gibi düşünün. B'nin iki noktalısı gibi. Y. Sonra ortadaki yazılışı geldim. Bir diş yaptım. İki noktasını koydum. Bakın Y'nin de ortadaki yazılışı. Sondaki yazılışı orijinal haline benziyor. Bakınız. Düz geldim. Sonra aşağı ucunu kıvırıp şöyle bir kıvırdım. Y'nin sondaki yazılışı. Eğer 6 harften sonra yani elif, dal, zel, ra, ze, vav gibi bu 6 harften sonra karşımıza çıkarsa o zaman yalın vaziyette şu şekilde de harfimiz karşımıza gelebilir. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu dersimizde de Arapça harflerin başta, ortada ve sondaki yazılışlarını sizlere uygulamalı olarak göstermeye çalıştım. Bazı ince hususları vurgulamış olduk. Sizlere bu dersimizin de sonunda kısa kısa çok önemli yazıyla ilgili önemli hususları maddeler halinde dersimizin sonunda sizlere sunmuş olacağım. Böylelikle artık Arapça yazının temel olarak
kurallarını öğrenmiş ve nasıl yazacağımızı öğrenmiş olduk. Bundan sonraki aşamada artık Arapça yeni kelimeler öğrenerek ve o kelimeleri uygulamalı olarak yazarak ve aynı zamanda da Arapçayı öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Sadece yazıyı değil, Arapçayı da öğrenmiş olacaksınız. Bu aşamadan itibaren artık hem yazıyorum okuyorum aşamasına da geçeceğiz. Yazı bölümünde hem yazıyorum hem okuyorum. Şimdi harekeleme sistemini de sizlere özetle sunduktan sonra yazı alıştırması başlangıç düzeyinde Arapçayı öğretmiş olacağız. Tekrardan hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Evet, notlarımızla dersimizi bitiriyoruz. Allah'a emanet olun.